Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TTI Geometri Kampı'nın 18. hafta videolarına başlıyoruz. Çok zevkli bir konuya başlıyoruz. Çemberde uzunluğa başlıyoruz. Niye? Eski konuları özellikle dik üçgen ve benzerlik konusunu çok fazla kullanıyoruz. Burada ve sen çok zevk alacaksın. Ben de anlatırken aşırı derecede zevk alıyorum. Çünkü hep bildiğimiz yerlerden gelecek. Bir de çemberin tanımını kullanacağız tabii ki. Toplamda 4 videoda halledeceğiz. İlk dersimizde ne yapacağız? Çemberde uzunluk şöyle bir anlatacağız. Ve dik üçgen yardımıyla çözülebilen kısımlarından bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 169, 170 ve 171'in yarısını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde uzunluk konusu için iki konu bizim için çok önemli. Bir dik üçgen, iki benzerlik, üçgende benzerlik. Zaten daha öncesinde biz ne diyorduk? Bir uzunluk bulmak istiyorsak özel durumların olmadığı sürece açı ortay, ortay gibi özel durumlar yoksa Nereden? İki konudan çıkıyordu. Ya dik üçgenden ya da üçgende benzerlikten. Ya genelde 90 derece varsa dikdörtgene tamamlama işlemini biz çok yapıyorduk değil mi? Nasıl? Hatırlatayım bak. Şurayı hatırlatayım. Şöyle özellikle dik yamuk varlı geldiği zaman böyle dikdörtgen oluşturup dik üçgene yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Hatta şöyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Dikdörtgenlerle şu uzunluğu elde ediyorduk. Yani şöyle bir dikdörtgen yapıp Pisagor bağıntısı oluşturuyorduk. Aynı şeyler yine burada devam edecek. Bildiğiniz şeyleri uygulayacaksınız. Bilmediğiniz bir şey asla yok. Ha baktınız dik üçgenden. Yani 90 yok. Dik üçgenden çıkmıyor. O zaman ne yapacaksınız? Benzerlik tekniğini uygulayacaksınız. Onu da anlatacağız sırasıyla. Ama çoğunlukla VSM'nin sorduğu kısım dik üçgen kısmı. Lütfen burayı ve özellikle bu videoyu ve sonraki videoyu çok iyi bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Bir de tamam dik üçgenden uzunluk sorulduğunda dik üçgenden çıkacak büyük ihtimalle ama... Bir de çemberdeki en etkili silahı da unutmamanızı istiyoruz. En etkili silah tanımda geçiyordu. Geçen hafta da bahsetmiştik. Neydi? Yarı çap. En etkili silahımız yarı çap çizmektir dostum. Tamam. Şimdi böyle konuştuk. Tanımla ilgili bir şey verdik. Olayın mantığını verdik. Sırada ne var? Tabii ki üçgenle ilgili çözülebilen kısmı var değil mi? Hemen sorularına başlayalım. O örnek bir de hemen katlamayla başlamışız. E, sen alıştın artık katlama senin için normal bir soru artık. Böyle bir katlamış. Katlamayı şöyle bir açalım mı arkadaşlar? Açtık şöyle bir. Bunu açtıktan sonra katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. 2 ise bak burası da 2 oldu. Hmm. D'den buraya kadar 2 birim burası. 6 burası 2 burası. Burası kaç yaptı? 8. E hocam toplamda bizim çapımız 10 yaptı. Yarı çapımız kaç yapıyor o zaman? 5. Ve ben bunu böyle katlarken üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yaylar birbirine eşit. Açılar da birbirine eşit ya ya da katlamada aynı doğru üstünde gittiğiniz zaman açı 90 derece olacak diye söylüyorduk. Zaten ya da bu açıyla bu açı eşit yani 90'ar derece yaptı. Tamam burayı da 90 bulduk. Yani burası 90 burası da 90. E şimdi ne yapacağız? Dikkat. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Çapımız 10'du. yarıçapımız çapımız 5. 3 kaldı. E bizden ne isteniyor? C, D. C, D bulmak istiyoruz. Valla verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyoruz. Ulaşamıyorsak o zaman ne yapıyoruz? En etkili silahımızı kullanıyoruz. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Evet hop merkezden bak yarı çapı çizdim. Bak yarı çapın eşitliğini de gösteriyorum. 5'i yazdım buraya. A 3 var 5 var. 3 4 5 üçgenden. Burası da 4 mü çıktı? Evet. Bizden zaten CD isteniyor. Cevap 4 çıktı. Yalnız sana bir şey daha söylemek istiyorum burada. Arkadaşlar şu şekilde bazen çok karışık sorularda gerçekten işimize yarayabiliyor. Eğer yarım çemberde çapa bir dik çizilmişse bak çapa bir dik çizilmişse çapı gören çevre açı 90 dereceyi de oluşturabilirsiniz. Bak sonuçta şurası 2 birim burası da kaç birim verilmiş? 8 birim verilmiş ve bizden x deniyor. E biz burada çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluştursak şöyle. Bu da bazı sorularda bazı zor sorularda gerçekten işimize yarıyor. E hocam çapı gören çevre açı 90 a dikten dik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısıyla da sonuca ulaşabilirdik. Bu da ikinci yolumuz olsun. E, x kare eşittir. 2 çarpı 8 değil midir? Evet. Bu da 16'dan x'i de kaç buluruz? 4 olarak buluruz. İkinci yolda bak bu. Tamam. Geldik örnek 2'ye. Oo. Örnek 2'de neymiş? Bir sözel bir soru. Okuyacağız. Okuduğumuzu, anladığımızı kağıt üzerine yazacağız. Furkan öğretmen. Vallahi ben bu soruyu yazdığımda daha Kerem olmamıştı. Kerem'in adını ne koysak diye böyle şey yapıyorduk. Ben Furkan koyma niyetindeydim. Sonra hanım yani İçişleri Bakanı biraz baskın çıktı. Kerem koydu. Kerem iyi ki de Kerem koymuş bu arada. Furkan, Furkan ismini de çok severim. Furkanlara tüm Furkanlara selam. Furkan öğretmen. Aşağıdaki etkinliğe göre öğrencilerinden şekli çizmesini istemiştir. O merkezli AOB çeyrek çemberi çiziliyor. Hadi çizelim bakalım. O merkezli AOB çeyrek çemberini şöyle bir çizelim bakalım. Şimdi şuradan hop şöyle çeyrek çember çizdik. A O B çeyrek çember hop 90. Çeyrek çember bana verilmişse çeyrek çember soru çözüm için yeterlidir demiştik çemberde açıda. Aynı şey çemberde uzunlukta da geçerli tamam mı? Sonra OK küçüktür OL olacak şekilde AO üzerinden K ve L noktalarını seçiniz. Bak K ve L noktası seçeceğim. Şöyle K ve L noktası seçeceğim. Yanısa hangisi K olacak? Bak dikkat et. OK, OL'den küçük olacak. OK, OL'den küçük olacak şekilde. Yani K, L'nin altında olacak. Tamam seçtik bunu. Ya üzerinden de. KE paralel, LF paralel, OV olacak şekilde AB yayı üzerinden E ve F noktaları seçeceğiz. Bak. AB'den öyle bir şey seçeceğim ki KE, LF ve OB. OB'ye paralel olacak. KE diyor hemen KE'yi çizdim. Şurası E. LF diyor hemen LF'yi çizdim. Çünkü OB'ye paralel olacak. E, bunlar birbirine paralelse 90 ise yönü burası da 90 burası da 90 değil midir? Hatta burası da 90 burası da 90 değil midir? Evet şekli çizdik. EF noktaları seçtik. AL, LK4 yazalım. AL, LK4'ü yazdık. Ve KO'yu da keşke K'yı biraz daha yukarıdan seçseydik. Neyse önemli değil. 12. E ben bunları yazınca yarı çap uzunluğu çıktı. 12 4 daha 16. 4 daha 20. Bak yarı çap 20. E hocam burası da yarı çap burası da 20. E sonra ne yapacağız? Bizden ne isteniyor? KE-LF Hemen KE'yi ve LF'yi bulacağız. Tamam. Sıkıştık. Bir uzunluk isteniyorsa dik üçgen bizim için önemli. Var mı? Yok. Biz kendimiz oluşturacağız. En etkili silahımız neydi? Unutma. Çemberde uzunlukta çok kullanıyoruz. Yarı çap. Hadi bakalım yarı çapı çizelim. Hocam şuradan bir yarı çap çizersem. a yarı çap uzunluğu kaç? 20. Bak burada bir şey geldi. Dur önce şuna bir bakalım. Şurada bir dik üçgen geldi. Dik üçgenden dolayı 12 20. Artık biliyorsun sen bu olayı. 12 16 20 üçgen 3 4 5'in katından dolayı. Buraya 16 bulduk. Yani sen KE'yi 16 buldun. Eksi LF'ye bakacağız şimdi. Bir de LF isteniyor. En etkili silahımız yarıçap. Al LF'ye ait de bir yarıçap çizince hocam bu da yarıçap uzunluğu. Burası da kaç? 20. Bak dikkat et burası 16. 16 20. Ne üçgeni? 12 16 20 üçgeni. Şuradaki dik üçgenden dolayı LF'yi de kaç buldun? 12 buldun. İşte bizden buradaki fark isteniyor. 16'dan 12'yi çıkartınca cevap kaç çıktı o zaman? 4 çıktı. Sözel sorulardan da korkmuyoruz. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz değil mi? Evet gördüğünüz üzere. Evet bunu hallettik. Şimdi gelelim şuna. Dik üçgen yardımıyla çemberde uzunluktan bahsedeceğiz şimdi. Ki biraz önceki soruları da zaten dik üçgen yardımıyla yaptık. Niye bir yaptım? Arkadaşlar, tamam. Dik üçgen yardımıyla bazen en güzel çizimiz yarıçap diyerekten dik üçgen kendiliğinden karşımıza çıkabiliyor. 90 derece de varsa ya sorularda 90 derece yoksa. İlk amacımız 90 dereceyi elde etmek. 90 dereceyi elde etmek için bazı anahtar kelimelerimiz var. Bu anahtar kelimeler çok önemli. Biraz sonra özetleyeceğim anahtar kelimeleri. Bu anahtar kelimeleri bildikten sonra Çoğu şeyi çok rahat bir şekilde yapacaksın. Bunlardan birincisi ve en önemlisi ve çok kullandığımız iki tanesi var burada ardarda. Arda. Birincisi merkez ile teğet değme noktasını birleştiren doğru teğet diktir. Biz bunu çemberde açıda da söylemiştik değil mi? Hatta ne diyoruz? Merkez varsa, teğet varsa çek dik. Unutma bunu. Yaz buraya. Merkez varsa, teğet varsa çek dik. Çok kullanacağız bunu. Sorularda da zaten göreceksin. Evet, gerçekten önemli arkadaşlar. 90 derece elde ettin ya, sonra büyük ihtimalle karşısına dik üçgen çıkar. Dik üçgen çıkmazsa da dik üçgeni sen oluşturacaksın. Dik üçgen oluşturma tekniği neydi? Dikdörtgenle. Biraz önce gösterdim bak şurada. Ya dik yamukluğa ya böyle zikzak gelir. Şöyle dikdörtgen oluşturup Pisagor bağıntısı yapmayla yapıyorduk değil mi arkadaşım? Evet, burada birincisi ve en önemlisi ve çok kullanacağımız. Şuna 5 yıldız atıyoruz arkadaşlar. Yani merkez varsa, teğet varsa çek dik. Çemberde açıda da zaten biz bunu kullanmıştık. İkincisi de merkezden kirişe çizilen dikme kirişi ortalar. Evet bu da önemli. Merkez varsa kiriş varsa yaz buraya. Merkez varsa kiriş varsa çek dik diye buraya yaz ve yıldızda koy. Ve şöyle kutucuk içine de al bunu. Niye hocam merkezden kirişe çizilen dik kirişi iki parçaya bölüyor? Bak şimdi. En etkin silahımız neydi? Yarı çapta. Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Evet bu yarı çap yarı çapsa yarı çap yarı çapsa. Ana ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. Tabanı da iki eşit parçaya böler. Evet merkez varsa kiriş varsa şöyle göstereyim hatta. Çektik ve özel bir durum oluşuyor. Bu da kirişi iki eşit parçaya bölüyor. İşte o özel durum. Bak çektik yaptın ya. Karşına 90 derece çıktı. Ondan sonra ne yaparsın? En güzel çizim yarı çapla da Karşına bir dik üçgen çıkar. Zaten sen bunu çizdikten sonra ya karşına dik üçgen çıkar ya da yarıçap çizersin. Öyle dik üçgenle şey yaparsın. Evet buna da yıldız koyuyoruz arkadaşlar. Bu iki tane anahtar kelimeyle birincisi merkez varsa teğet varsa çektik. İkincisi merkez varsa kiriş varsa çektik. Kirişi keşif parçaya bölüyor. Bunlar hayat kurtarır. Bunlar çoğu soruyu çözmemize sebep olur arkadaşlar. Çemberde uzunluğun %80'ini işte bu iki cümleyle kuruyoruz aslında. Ama ben diğerlerini de anlatayım. Şunu da daha öncesinde çemberde açıda da göstermiştim. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere böyle teğet çizdiğimiz an teğet teğet uzunlukları da birbirine ne diyoruz? Eşit diyoruz. İspatlı çember açıda yapmıştım. Hatta şöyle birkaç tane ispatını yapmıştım. Bunu çizince de çıkıyor. Teğet kiriş açıdan alfa ise 2 alfa. A teğet kiriş açıdan alfa çıktı. X kenarlık geliyor zaten. İspat tekniklerini de bilin tabii ki işinize yarayacak bunlar. Ya da nasıl ispatlamıştık? Merkez burasıysa çemberin merkezinden geçen açı ortay oluyor diye söylemiştik. Niye? Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam bu yarıçap bu da yarıçap. Aa şunlar birbirine eşit. Kollara çizilen dikmeler eşittir. Nerede eşittir? Açı ortayda. Ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. İşte buradaki eşitlik arkadaşlar. Şuradaki eşitlikler de o nereden geliyormuş? Bu açı ortaydan dolayı da gelebiliyor. İkinci ispat da bu. Şimdi anahtar kelimelerimiz üçlendi. Bak, merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Teğetler birbirine eşit, anlamlı ve uyumlu olsun diye bunu da kullanıyoruz. Bu teğetler de karşımıza çok çıkıyor. Yani bu teğetlere de dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hatta e, karşımıza gerçekten güzel üçgensel bilgilerle de karşımıza çıkıyor. Yalnız şuna dikkat edin. Şu teğetlikleri görüyoruz ama bazen şu küçük teğetleri fark edemiyoruz. Hocam, şu teğetlikten dolayı bunlar birbirine eşit. Bak şurada küçük üçgende de teğet var teğet var. Bunlar da eşit. Burada da teğet var teğet var. Birbirine eşit. Böyle buna da dikkat et lütfen. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. İki çember birbirine teğet olduğunda çemberde açıda ne yapıyorduk? Ortak teğeti çiziyorduk. Çemberde uzunlukta ne yapacağız biliyor musun? Çemberde uzunlukta merkezleri birleştir diyeceğiz. Merkezleri birleştirdiğin değme noktası. Merkezleri birleştirdiğin doğru parçası. Tam çemberlerin değme noktasından geçer. İspahatta nereden geliyor? Bak. Ortak teğeti çizecek olursak hocam ortak teğet çizdiğimde merkez teğet çektikten burası 90 yapıyor. Merkez teğet çektikten burası da 90. Aa 180 derece oldu. Gerçekten de bak doğrusal oldu. O1 T ve O2 doğrusal oldu. Ama sen şunu bil. İspatını gösterdim. Onu da bil tabii ki. Sen iki çember birbirine teğet olduğu zaman çemberde açıda ortak teğet çiziyordun. Eyvallah. Ama çemberde uzunlukta onu yapmayacaksın. Ne yapacaksın? Merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasından geçer. Bunlar iç içe olsa bile aynısı arkadaşım merkezleri birleştir ama değme noktasına kadar götür. Tam değme noktasından geçmek zorunda. Tamam. Yine ispatı o ortak teğetten çıkıyor. Evet. Tekrarlayalım mı? Merkez teğet çektik. Merkez kiriş çektik. Teğetler birbirine eşit. Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Bütün çemberde uzunluğu işte buradan yapacaksın dostum. Tamam. Çok önemli bu. Hatta şu sonuçları da bir halledelim istersen. Bir de soruları da sorulara dalmadan önce sonuçları da yapalım. Bu çünkü buradaki sonuçlar da her bir sonuç bir sorun sinirinde aslında. Birinci sonucumuz. iki çemberin ortak dış teğet uzunlukları birbirine eşittir. Ve bu uzunlukları bulurken bazı hamleler yapacağız. Niye birbirine eşit? İlk önce onu ispatlayayım. Hocam şu teğeti şöyle uzatırsak. Şu küçük çemberde teğet teğet birbirine eşit. Şu büyük çemberde de teğet teğet birbirine eşit. A. Burası çift çizgi çift çizgi ise o zaman bunlar da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şunlar birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Çünkü çift çizgi artı yuvarlaksa burası. Burası da çift çizgi artı yuvarlak yapmak zorunda. Tamam. Eşitlikleri ispatladım. Şimdi şöyle bir şey var. Sakın 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 ha. Bunu ezberleme. Valla ben çok iyi hatırlıyorum. Lise 3'teydik sanırım o zamanlar. Lise 3'teyken sene 1998'lerde. Ben lise sınavında bununla ilgili soru geldiğinde yapamıyordum. Çünkü formülü ezberlemiştim. Sınava girdiğimde de unutmuştum. Formüllük bir şey değilmiş aslında. Şurayı çalıştırınca ve eski bilgileri karman çarman yapınca sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Bak şimdi formülü beraber çıkartacağız. Eğer O1 ve O2 arasındaki uzaklık verilirse, AB'de verilirse, R1, R2'de verilirse ya da bunlardan bir tanesi eksikse ne yapacaksın? Merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. Hemen şunları yazdın. Hocam şurası R1, burası R2. Bu 90'ı yapıştırdık, 90'ı yapıştırdık. A 90'lar var elimizde. Bir uzunlukta, çemberde uzunlukta 90'lığı biz nasıl kullanıyorduk gençler? Dikdörtgen oluşturarak, değil mi? E o zaman burada bak bir yamuk var burada. E dikdörtgen oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? Hop şöyle dikdörtgen yaparak. Dikdörtgen oluşturduğumuz zaman R2 ise burası R2, Tamam R1 olduğundan buraya R1 R2 kaldı. Aha da sana burada bir Pisagor bağıntısı. İşte bak AB uzunluğu burası. Burası da AB uzunluğu. Şuraya AB uzunluğu diye göstereyim. Dikdörtgenden dolayı. Ve burası da O1-O2 uzunluğunun karesi. Dikkat et. O1-O2 uzunluğunun karesi. Bak şu. R1-R2'nin karesi artı AB'nin karesi geldi mi? Geldi. Ezberlemeye gerek var mı? Yok. Sakın şurayı meşgul etme. Sen bunu biliyorsun. Çok rahat bir şekilde yaparsın. İkinci özelliğe gelelim. İkincisi de iki çemberin ortak iç teğet. Biraz öncekiler dış teğetti. Bak dıştan teğet dıştan teğetti. Şimdi içten teğet içten teğet. Bunlar birbirine eşittir diyor. Çok basit niye? Hocam buradan şunlar birbirine eşittir zaten. Teğet teğet birbirine eşit. Burada da teğet teğet birbirine eşit. Birisi çift çizgi artı çizgi. Diğeri de çift çizgi artı çizgi yaptı. Ortak iç teğet uzunlukları birbirine eşit oldu. Peki burada da şöyle bir formül varmış. O1 O2 uzunluğunun karesi bu sefer R1 artı R2'nin karesi artı AB'nin karesi. Sakın ezberleme bak üzerinde durmayalım bile. Ne yapacağız? Anahtar kelimeleri kullan kardeşim. Tabii O1 O2 uzunluğu varsa ne yapacağız şimdi? Merkez varsa, teğet varsa çektik. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Yaptık mı? Yaptık. Aa hocam kelebek benzerliği çıktı diyebilirsiniz ama amacımız ne burada arkadaşlar? Bir uzunluk sorulu, uzunluk bulmak. Tamam, dik üçgenden çıkmazsa sonra benzerliğe dalabiliriz. İlk etapta dik üçgeni düşüneceğiz. Hocam dik üçgen nasıl düşünebiliriz? Biraz önce ne demiştik dersin başında? Şöyle merdiven şekli olduğu zaman da dikdörtgene tamamlayın demiyor muyduk? İşte öyle. Burada da dikdörtgene tamamlama yapacağız. Dikdörtgene tamamlamayı nasıl yapacağız? Hop ister yukarıdan yapın isterseniz aşağıdan yapın kardeşim şöyle. Neyse yukarıdan yaptık. Arkadaş burası R1 burası R2. Şuradaki dikdörtgenden dolayı R2 ise burası R2. Hocam şurası CD. Aslında CD uzunluğu AB uzunluğuna eşittir. Yani şurası AB uzunluğu değil mi? Ya da AB'ye göre de yapabilirdik aslında. İstersen hiç kafa karıştırmayalım. AB'ye göre yapayım. Tamam buradan Pisagor bağıntısı şuraya CD deyip de şuraya CD deyip de Pisagor bağıntısından R1 artı R2'nin karesi CD'nin karesi neye eşit O1 O2'nin karesine eşit diyebiliriz. Şimdi AB'yi kullanmak istiyorsak bir de AB'ye göre bir hamle yapalım isterseniz. Hani iki farklı dik üçgeni görün de sıkıntı yaşamayın. AB'ye ait hocam merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik yapınca e, dikdörtgen yapacağız hocam. Dikdörtgeni de nereden yapalım? Hop alt taraftan şöyle yapalım. Şurası R2 ise burası da R2 oldu dikdörtgenden. Burası da R1 ise daha da sana Pisagor bağıntısı çıktı. Bak şuradaki dikdörtgenden AB ise buradaki uzunlukta AB yapıyor. R1 artı R2'nin karesi artı AB'nin karesi O1 O2'nin karesine eşit oldu mu? Oldu. Ezberlemeye gerek yok. Sakın. Geldik bir sonrakine. Burada da bir yorum. Bu yorumu sen yapabilirsin kardeşim. Bak şimdi. Bu da yorum gerçekten yorum. OK, OL'den küçük ise. Bak şimdi. OK'yı OK OL'den küçük tut. Hocam, OK'yı OK ben daha küçük tutarsam şöyle. O kirişim daha da ne oluyor? Şöyle oluyor, değil mi? Bak. OK'yı OK OL'den küçük tutarsam, bak OK'yı, OK o... o... şurada kiriş merkeze yaklaşmış oluyor, değil mi? Çemberdeki en büyük kirişimiz neydi? Çaptı. Merkeze yaklaştıkça bu kirişler ne oluyordu? Küçülüyordu. He, ben OK'yı OK OL'den daha küçük tutarsam kirişim merkeze yaklaştığı için ne olmak zorunda? AB, CD'den bak AB merkeze daha yakın olduğundan ne olmak zorunda? CD'den daha büyük olmak zorunda. Peki OK'yı daha büyük tutarsam hocam OK'yı daha büyük tutarsam kirişim ne oluyor bak? Kirişim daha da küçülüyor. O zaman AB kirişim CD kirişimden daha da küçüktür. E arkadaşlar OK ile OL birbirine eşitse o zaman ne olacak? Eşitsenin ispatı da zaten dik üçgenden çıkıyor. Şurada OK var. Burada da OL var. Bunlar birbirine eşitse eğer merkez giriş çektik. Merkez giriş çektikler. Birbirine eşitse eğer. Hocam merkez giriş çektikten dolayı bu iki eşit parçaya böldü ya. E, en güzel çizim yer çap, Burası da R. Hocam burası da R ya. Bak dikkat et. Senin şuradaki üçgeninle şuradaki üçgenin aynı. R'nin karesi eksi çizginin karesi. Ya da çizginin karesi artı çift çizginin karesi. R kare eşit. Çizginin ile neyin karesi R kareye eşit olur? Çift çizginin e o zaman burası da çift çizgi dersin. Burası da çift çizgi olur. Dikkat et. Şu uzunluklar birbirine eşitse bu kirişler de birbirine eşit olmuş oldu. Tamamıyla yorum değil mi burası? Kesinlikle ama kesinlikle yorum. Yani yorum gücünle sen burayı da halledebilirsin bence. Bence. Tamam? Tekrarlıyoruz. OK'yı OK küçük tutarsam o zaman kirişim merkeze yaklaşıyor. AB kirişim daha da büyüyor. CD'den şuradaki CD'den OK'yı daha büyük tutarsam daha büyük tutarsam kirişim küçüldü. Yani AB küçüktür CD oldu. E bunlar birbirine eşitse de AB ile de CD birbirine eşit oldu. Bu da yorum. Yani çemberde uzunluğa şöyle bir bakacak olursak. Kardeşim dik üçgenden çöz. Dik üçgen elde etmeye çalış. Dik üçgen 90 derece yoksa da anahtar kelimelerimiz var. Bak sayıyorum. Bu kadar basit. Merkez teğet çektik. Merkez giriş çektik. Teğetler birbirine eşit ve çemberler birbirine değiyorsa da merkezleri birleştirin. Başka da bir şey yok kardeşim. Bütün çemberde uzunluk buradan çıkıyor. Ben çemberde uzunluğu böyle anlatıyorum ama eskiden var ya sadece ve sadece bir derste anlatıp böyle bir şemayla anlatıp sonrasında ne yapıyordum biliyor musunuz? Sorularını da çözüp çemberde uzunluğu bitiriyordum. E, çemberde uzunluğu şey e, okuldaki müfredatına baksanız bir ay geçiyor. Bir ay. Normalde aslında bir saatlik ama eski sağlam olması lazım. Şartımız bu. Neyse hadi bakalım örneklere başlayalım. Gerçekten bu kadar kolay mı? Soruya baktığımız zaman e, burada bir uzunluk isteniliyor bizden. Yarı çap uzunluğu isteniliyor. E ne yapacağız hocam? Allah Allah. Dik üçgenden falan bulabiliriz bir uzunluk istenildiği zaman. E merkez var. Teğet var. Çektik. Yaptık. E ama çektik yapınca bu yarı çap uzunluğu. Yarı çapı da göster. Bak bu da yarı çap bu da yarı çap. Hocam Pisagor bağıntısı çıktı. R artı 18'in karesi. Hmm. Anladınız siz onu. Eşittir R'nin karesi artı 24'ün karesi. Dediniz işlem işlem işlemle R'yi buldunuz. Ya da 24 varsa hisset kardeşim. Hissetmeler dik üçgende çok çıkıyor ya. Bu çemberde uzunlukta da çok çıkıyor. Hisset ne üçgendir? 24 varsa hocam 7, 24, 25 üçgendir. 7 koyarsak hop burası da 25 yaptı mı yaptı. Yani R 7 çıktı. Evet örnek 3 7 oldu. Geldik örnek 4'e. E merkez var, kiriş var. Ne yapıyoruz? Çektik. Ne yapacak? Kirişi keş parçaya bölecek? Bak, yalnız dikkat. Kirişi keş parçaya bölecek? 7 değil. Kirişin tamamını iki eş parçaya bölecek? Kirişin tamamı kaç? 8. 8'i kaç parçaya bölecek? Böl 4 4. Ne oldu burası? 3 oldu. E hocam 3 5 3 4 5 üçgeninden burası da 4 mü çıktı? Evet. Bizden çemberin yarıçapı isteniliyor. En etkili selamız yarıçaptı. Al sana yarıçap. Aha da burada bir Pisagor çıktı. Kenarları da 4 4. O zaman burası da 4 köklü oldu. Yani yarıçapı 4 köklü olarak bulduk. Cevap 4 köklü oldu. Bak ne kadar tatlı çözülüyor sorular. Geldik şuraya. Bak arkadaşım ben bu soruyu yazdığımda yani 2019'da yazmış, yazmış olmam lazım. Yazmış olmam lazım. 2019'dan sonra iki defa ÖSYM bu sorunun lacivertini sordu. Bir güneş batma sorusu bakabilirsiniz. Bir de onun benzeri yine daha önceki senede de vardı arkadaşlar. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam iki tane olması lazım. Gerçekten bak ha böyle ben duvara halı asmışım ha güneş batma sorusu. Hani ters çevirdiğin zaman da güneş batma sorusu oluyor. Ve gerçekten ama gerçekten çok kolay bir soru. Şimdi okuyalım ve soruyu yapalım. Bu soruyu da halı yıkarken yapmıştım. Halı yıkadığım günün akşamında şey yapmıştık. Halları da biz yıkıyoruz kardeşim merak etmeyin. Çapı 10 metre olan daire şeklindeki bir halı şekil birdeki gibi duvara konulmuştur. Evet çapı 10 metreymiş. Aa, duvara asmışız ya. Çapı da 10 metre ya. Yani yarısı burada yarısı arkada. Tamam. Şimdi aslında bu da bir katlama sorusu gibi. Katlama sorusu olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Bu katlamayı şöyle geri açalım istersen. Tam bir daire mi oldu böyle? Evet. Sonra ne yapmışız? Duvarın görünen yüzeyi dikdörtgen şeklinde ve EF 11'inmiş. E çapı da 11'inde. Tamam bu yarısı burada yarısı arkada. Arkadaki kısmını açtım yukarı doğru. Halı ile duvarın CD kenarının kesimi 8 metre olana kadar halı aşağı çekilmiş. İşte tam burası 8 metre olana kadar. Arkadaş şunu da arkasında belli bir kısım var ya hop şöyle koyalım bunu da katlanmışını açalım gibi düşünün. Aslında ne oldu arkadaşlar? Burada 8 metre olana kadar halı aşağı çekildiğinde halı duvarın AB kenarına kaç metre yaklaşır? Valla arkadaşlar merkezimiz önce de burada değil miydi? Halının ne kadar yaklaştığını bulurken merkezimiz ben halıyı çektikten sonra merkezimiz buraya gelmedi mi? Geldi. E bu merkez ne kadar aşağı inmişse bizim halımız da o kadar aşağıya yaklaşmamış mıdır? Evet bizden bu isteniyor. Yani bizden ne isteniyor? Şu merkezin ne kadar aşağı indiği isteniyor. Bak soruya baktığın zaman şimdi burada bir kiriş uzunluğu verilmiş. Merkez de var burada. Yorumladık şimdi soruyu. Merkez var kiriş var. Ne yapacaksın? Çek dik değil mi? çekdik. Kirişi keş parçaya bölecek. 4 4. Bu arada bizim yarıçapımız kaçtı? 5 birim 5 birim değil mi? Çapımız 11 birim olduğundan. Tamam. E takıldık, kaldık. Takıldığımız zaman en etkili silahımız yarıçap. Et çizelim burada yarıçapı. Çizdik yarıçapı. Hocam burası 5. 4 5. Ne üçgeni 3 4 5 üçgeni. Ana ne oldu? Merkezimiz buradayken hop aşağıya ben halıyı 3 birim çekmişim. O zaman bizim halımız aşağıya kaç birim yaklaşmış oldu arkadaşlar? 3 birim yaklaşmış oldu. Bak Soruya baktığın zaman soru çok zor bir soruymuş gibi gözüküyor değil mi? Ama soru işte bu kadar kolay kardeşim. Ha bir de şu konuda uyarayım ben seni. ÖSYM artık tamam bu soruları soruyor ama virgülleri de kullanıyor. Mesela 1.8 kullanıyor. 1.2 kullanıyor. Ha 1.2 kullandığı zaman dik üçgenin bir kenarı hani 12 gibi düşünebilirsin. Hani 12, 16, 23 üçgeni yine burada karşımıza çıkıyor. 3, 4, 5'in katları yine burada karşınıza çıkıyor. Burada ben direkt tam sayıyı kullanmışım. Cevap da ne oldu o zaman? 3 metre. Duvar da kaç metreyse artık bayağı bir şeymiş. Ne derler ona? Ee, yüksek bir duvara asmışız. Yani birim yazsaydım daha iyi olurdu ama olsun bu da güzel. 3 metre. Merkez ne kadar aşağı indiyse bizim halımız da o kadar zemine ne olmuştur? Yaklaşmıştır arkadaşlar. Çok güzel bir soru ama çok kolay bir soru. Gerçekten çok kolay bir soru. Tüh ya keşke sana yaptırsaydım soruyu. Neyse örnek 5'i 3 bulduk geldik örnek 6'ya. Hadi bakalım o zaman sen yapar mısın bunu? Biraz önce dedik keşke sen yapsaydın. Artık sen işi öğrendin bence. Ne yapıyorsun? Anahtar kelimeleri kullanıyorsun. Sonra sıkıştığın anda da ne yapıyorsun? Sıkıştığın anda da yapacağın hamle belli. En etkili silahın nedir? Yarı çap. Yalnız kafana göre hocam burası birse burası bir. Hani tamam bir çıkabilir belki ama öyle hissiyatlarınızla şurası birse burası bir falan demeyin. O verilen bilgilere bakaraktan öyle mi değil mi onu araştırın. Tavsiyem size o. Çünkü çoğunlukla bu tür şeylerde böyle yanlış yapıyorsunuz. O yüzden garanti olmadığı sürece or oraları da öyle sayı değerleri de vermeyin. Tamam. Evet ben şimdi çözüme başlıyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir dikdörtgen verilmiş burada ABC'de. ABC'de dikdörtgenin alanı isteniliyor bizden. Bir kenarı 3 ya. Diğer kenarı bulmaya çalışacağım ben şimdi. Arkadaş merkez var. Kiriş var. A merkez var kiriş var. Ne yapacağız? Çek dik İki eş parçaya böldüm burayı. Böldü. Hocam bu arada bu bir dikdörtgen 90 90 90 bu da 90 bu da 90. Hocam 90 90 90 sa burası da 90 oldu. Aynı şekilde 90 90 90. Yani şurası da bir dikdörtgen oldu. Burası da bir dikdörtgen oldu mu? Oldu. Ve şuraya ben bir A dersem. Bak A artı 1 ise bak burası A artı 1. Ve çemberde en etkili silahımız yarı çap mı? Yarı çap. Hocam bak yarı A artı 1 bulduk. O zaman bak burası da A artı 1 olacak. Hocam A iken burası da A ya. Heh, burası da A artı 1 olduğundan burası da 1 çıktı. Gerçekten 1 çıktı ama ispatıyla 1 çıktı. Tamam neyse. Takıldık kaldık. Hocam şuradaki dikdörtgenden dolayı 3 ise burası nedir? 3'tür. Bir şey yapamıyoruz. Tamam anahtar kelimemizi kullandık. Merkez giriş çektik. E ne yapıyoruz? Sıkıştık. Sıkıştığımızdan en etkili silahımız, silahımız. Bir şey çizmemiz lazım. En etkili silahımız nedir? Yarı çap. Çiz yarı çapını kardeşim. Al. Çember üzerindeki noktaya ya buraya çizeceksin ya buraya çizeceksin. Fark etmez. Şuraya çizdik. Buraya çizince de bak yarı çap çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluğu R deme. R dediğimiz zaten neydi? A artı 1'di. Yaz buraya A artı 1'i. A Pisagor bağıntısı. A artı 1'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 3'ün karesi deyip işlem 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 yapmıyorsun değil mi artık? Bence yapmıyorsun. 3 varsa büyük ihtimal ne üçgendir? Hocam 3, 4, 5 üçgendir. A yerine 4 kayarsam 3, 4, 5 sağlanıyor mu? 4 artı 1, 5 sağlanıyor. O zaman A dediğimiz 4. Şimdi benden ne isteniyor? Dikdörtgenin alanı. A 4 ise bak burası 5 yaptı. Burası da 5 yaptı. Dikdörtgenin bu kenarı kaç yaptı? 10 yaptı. E o zaman dikdörtgenin alanı ne yapıyor? 10 çarpı 3'ten dolayı cevap kaç yapıyor o zaman? 30 yapıyor. Evet örnek altıyı 30. Büyük ihtimal sen de bulmuşsundur. Öğrendin işi biliyorsun işi. Genelde böyle ek çizim sorularında siz sıkıntı yaşıyorsunuz ya. Çemberde sıkıntı yaşamamanızın tek sebebi ne biliyor musun? Çünkü çemberde çizdiğin tek ek çizim nedir? Yarı çap. Ha şu olacak tabii ki böyle yamuk gördüğün zaman dikdörtgen oluşturma. Bunu da daha öncesinden bildiğin için zaten yani dik üçgeni iyi bir şekilde öğrendiğin için çok önemli olduğu için bunu da sana iyi bir şekilde öğren diye tavsiyelerde bulmuştum. Bunlar senin zaten böyle direkt reflekslerle yaptığın şeyler zaten. Ama çembere has ek çizim yarı olduğu için de çemberde uzunluğu çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Bence. Gelelim örnek 7'ye. Örnek 7'de de ne verilmiş? AB 16 birim. Tamam. 16 birim. BC'de 18 birim. Tamam. Şurası da 18 birim. Çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Valla ne yapacağız arkadaşlar? Merkez varsa, teğet varsa, çektik. Hocam anahtar kelimeler mutlaka kullanılacak. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Hocam sadece bunlarla soru çıkmayacak gibi. Bak yukarıda kiriş dar. Merkez varsa, kiriş varsa çektik. Merkez varsa, kiriş varsa çektik. E tamam ne yapacak? Kirişi keş parçaya böldü. E burada da kirişi keş parçaya böldü mü? Böldü. Tamam hocam ya burada çok ek çizim yapıyoruz. Hayır bunlar ek çizim falan değil. Bunlar anahtar kelime. Bunlar senin refleksin. Soruya baktın. E, uzunluk sorusu. Hemen anahtar kelimelerini kullanacaksın. Merkez teyit çektik. Merkez teyit çektik. Merkez kiriş çektik. Merkez kiriş çektik. Hemen bunları kullandın. E kullandın. Tamam. Şu bilgileri de kullanalım. Şurada merkezden buraya kadar geldin ya. Bu nedir? Yarı çap. E hocam bu da yarı çap. E, çünkü niye? 90 burası 90 burası. E, burası da bak bir dikdörtgen çıktı. Hatta burası R burası da R ya. Bu da yarı çap. E hocam R burası da R. Ye. Şurada bir kare çıktı. Tamamı 18. Buraya 18 eksi R kaldı. 18 eksi R burası da 18 eksi R. Aa, bununla da bu birbirine eşit. 18 eksi R. Sonra 16 tamamı. 16 eksi R kaldı. E hocam burası da 16 eksi R. Burası da 16 eksi R. Burası da 16 eksi -R. R. Tamam. Bütün bilgileri de yazdın. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Hocam şurası bilmiyoruz. Bulabiliriz de aslında. Şimdi şurası R ya. Burası R. R'den de 16 eksi R'yi çıkartıp burayı bulabiliriz ama gerek yok bence. Ne yapacağız burada? Sıkıştık kaldık. Sıkıştığımız zaman en etkili silahımız. Dik üçgen 90 dereceler var ama dik üçgenim yok. Hani yamuk yok. Dikdörtgen oluşturabileceğim bir durumda yok. En etkili silahın nedir? Tabii ki yarı çap. Kullan yarı çapını. Hop ya buraya çizeceksin. Ya buraya çizeceksin. Ya buraya çizeceksin. 3 tane seçeneğim var. İstediğin yere çiz fark etmez. Hadi şuraya çizelim. Buraya çizdikten sonra yarı çap çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluğunu da göster. Hocam burası E burası da yani Pisagor R'nin karesi eşittir. 18 eksi R'nin karesi artı 16 eksi R'nin karesi. İşlem işlem işlemler R'yi bulacağız. Dur. Şimdi burada da hissedebilirsin. Bütün kenarlar R şeklinde. Hocam 16 eksi R ile 18 eksi R arasında dik kenarlar arasında iki fark var. 2 i̇ki, ikişer üçgen. İkişer artıyor. Ha. Şimdi ikişer artan üçgen neydi? 3 4 5'in 2 katıydı. 3'er artan 3 katı, 4'er artan 4 katı diye düşünüyorduk genelde hissediyorduk değil mi? E burada ikişer artmış ya. 16 r 18 r. Ye. Hocam büyük ihtimalle 3 4 5'in 2 katıdır. 3 4 5'in 2 katı kaç? 6 8 10. Acaba 6 8 10 üçgeni mi diye düşüneceğim. R ye yerine 10 yazarsam 8 çıkıyor. R ye yerine 10 yazarsam 6 çıkıyor. Yani R 10 çıktı arkadaşlar. Gerçekten de hislerimiz tuttu. Ha buradan da açaraktan da yine sonuca ulaşabilirsin. Ama bu şekilde hissetmeleri de öğrettik sana kardeşim ya öğrettik. Baktım böyle hiç kenarlarda sayımayı yoksa artışlarına bakarsın. İkişer artansa 3 4 5'in 2 katı, 3'er artansa 3 katı, 4'er artansa 4 katı şeklinde hissedebilirsin. Tamam? Evet örnek 7'yi de böylelikle 10 bulduk ve geldik örnek 8'e. Şimdi 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 örnek 8'de 4 kök 5 verilmiş. Burası da 4 kök 5. Ne yapacağız hocam burada? E hocam şurası yarı Bu da arası da. Burası da yarı e merkez var. Yukarıda da bir kiriş var. Yarım çember var. Yeterli yarım çember çözüm için. Merkez varsa kiriş varsa çek dik. Anahtar kelime. Kullandın mı? Kullandın. İki eşit parçaya böldü mü? Böldü. E hocam ben buraya A dersem burası da A mı? A. Yukarısı 2A artı 8 ise aşağısı da Hop şöyle 2A artı 8 mi yapacak? Evet. Yani 2 artı 8 ise a bu da yarı çap. Bak dikkat et bu da yarı çap bu da yarı çap. 2 artı 8'i 2 eşit parçaya bölecek. A artı 4'e a artı 4 mi yaptı burası? Evet. E şimdi ne yapacağız başka? Şu 4 kök 5'i kullanmam lazım. Bak kardeşim burası 90 ya burası da 90 değil mi? Çünkü bunlar paralel. Paralel kenar diye verilmiş. Z'den dolayı bak burası da 90 yapar. o zaman burası da 90 oldu. 4 kök 5'i kullanmam lazım. Dik üçgeni Kullanacağımız zaman. Bak burada ne var? Bir dik yamuk var. Bir dik dörtgen oluşturup da şuradaki dik üçgenden sonuca ulaşır mıyız? Ulaşırız. Dik dörtgeni nasıl oluşturacağız? Hop şöyle. Dik dörtgen oluşturmak dik üçgen oluşturmanın en güzel tekniğidir. A ise yukarısı burası da A. Tamamı A artı 4'tü. 4 buraya kaldı. 4 var 4 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeni. Küçük olanın kök 5 katıysa burası da 2 katı. 8 olmak zorunda değil mi? Evet. Yani burası da 8 yaptı. Çemberin yarı çapı isteniyor bizden. Hmm. 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 Takıldık kaldık. Hocam şuradan da mı dik çizsek? Yok dur. Burada da bir şey yapamıyorum artık bundan sonrasında. Dik çizsen de aynı şey gelecek zaten biraz öncekiyle. Takıldığın zaman ne yapıyorsun? En etkili silahını kullanıyorsun. En etkili silah nedir? Yarı çap. Çiz yarı çapını burada. Hop, çizdik yarı çapı. Hocam yarı çap uzunluğu a artı dört. Bak A artı 4. Ana burada da bir dik üçgen çıktı karşıma. 8 var. A var. A artı 4 var. Normalde A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi şeklinde sonuca ulaşırsın. İşlem işlem işlemle A'yı bulursun. Ya da kardeşim 8 var. Ne üçgendir büyük ihtimalle? Ya 6 8 10 üçgendir. Ya 8 15 17 üçgendir. Yaz bakayım buraya A yerine 6. 6 yazdığım zaman 6 8 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bizden de A'yı kaç bulduk? 6 bulduk. Bizden yarı çap isteniyor. E, yarı çap uzunluğu da şurası değil mi? A artı 4 değil mi yani? Yani A artı 4 de olarak yazayım istersen. 6 artı 4'ten 10 diyebilirsin. Ya da direkt yarı çap uzunluğu zaten 10 olarak belli mi? Belli. Cevap böylelikle 10 yaptı dostlar. Evet güzel sorular değil mi? Gerçekten çok hoş sorular ve çözümü gerçekten çok zevkli değil mi? Ben aşırı zevk alıyorum vallahi. Büyük ihtimal sen de zevk alıyorsundur. Arkadaşlar isterseniz burada bir küçük mola verelim. Dik üçgen tekniğiyle ile çözmeyi e, konusunu anlattık. A, konu anlatımı özellikle çok fazlaydı burada. Yalnız senden bir ricam var. Şu soruyu sen yapmaya çalışır mısın? <laughs> bir sonraki videoda ben ilk bu soruyla başlayacağım. Sen bu soruyla hani aradayken moladayken derse başlamadan önce ilk önce bu soruyu yapmaya çalış. Bu da bak niye Egean sorusu. Egean sorularının nasıl olduğunu sen biliyorsun. Ne kadar kaliteli olduğunu biliyorsun. Yani ÖSYM'ye ÖSYM, e, ÖSYM ne kadar yakın olduğunu biliyorsun. Yap bakalım. Çözebilecek misin? Öncelikle sen çöz. Sonra diğer videoya başla. Anlaştık. Evet gençler. Bu dik üçgen yardımıyla çözmeyi burada bitirelim. Yani bu video burada bitsin. 18. haftanın ikinci videosunda yani bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.